kısa sürdü. Kısa mı sürdü? Bana hiç öyle gelmedi. Sanki yıllar geçti. Peki. Neymiş bakalım kararın? Hazır mısın bunu duymaya? Evet. Cevabını bekliyorum. Öyle kapı aralığında konuşmayalım. Dışarı sıksak. Sen de daha nikahlanmadan naza başladın be gülüm, ha? İyi, çıkalım. Belki dışarıda mehtap vardır. Daha iyi olur. Keriman, iyi misin? Keriman, neyin var? İyi misin? Açar mısın şu kapıyı? Kilitlenmeyecek dedim Keriman, ha? Ya uykunda bir şey olsa, kriz geçirsen? Biz sana nasıl ulaşacağız Keriman? Haklısın da ben bir ses duymuştum, içim ürperdi, kapıyı kilitledim ondan. Hem sen niye uyandın ki bu saatte? Yok bir şey. Bir daha asla bu kapı kapanmayacak. Gülnaz! Ne o ya? Ne bu gürültü? Yok bir şey. Sen neredeydin? Ya uyku tutmadı, bahçeye çıktım hava almaya. Ortalık birbirine girmiş. Ne oluyor ya? Beni de uyku tutmadı. Biraz dolaşalım mı? Olur. Bir takım işlerim vardı. İzin verirseniz odama gideceğim. Artık odanıza gitmenize gerek kalmadı. Ne demek şimdi bu? Bunu odanızda buldum. Odama nasıl girersiniz? Yedek anahtarla. Sen de bizimle geleceksin. Eğer sesini çıkarırsan çocuk ölür. Hadi bakalım yürü. Cemal. Sen benim hep hayalimde oldun. Ben seni tanıdığım günden beri başka kimseyi düşünmedim. Kimseyle olmadım ben. Anneli, gülüm. Hadi Sadat'a gel. Evleniyor muyuz, evlenmiyor muyuz? Senin evlenmeye kim hayır diyebilir ki? O zaman hemen Hafız Ali'ye gidiyoruz, hadi. Gidemeyiz biz oraya. Olmaz, yok olmaz. Hafız Ali olmadan evlilik mevlilik olmaz. Kemal, evlenemeyiz biz. Hoppala. Denizde dalga yok, biz alabora olduk. Niye gidemiyoruz gülüm? Benim cevabım şudur.
Ben evlenmeyi seninle çok isterim ama evlenemem. Niye? Çünkü benden daha fazla hak edenler vardır seninle evlenmeyi. Kimmiş onlar? Siz benim ne iş yaptığımı bilirsiniz değil? Kızlarım vardır. Esiniz Vural Bey benim kızlardan biriyle bir geze geçirdi. Ne? Yok yok, onun hakkında kötü bir şey söylemeye gelmedim ben. Zaten sadece sohbet ettiler, başka da bir şey olmadı. Aklınıza bir fenalık gelmesin. Ne sohbet etmiş? Ayrıntıya girmedim tabii ben ama öğrendiğim sudur. Vural Bey'in gençliğinde bir hastalığı varmış. O yüzden bir takım şeyleri eksik. İşte benim kıza da demiş ki evlendiğimizden beri Gülnaz Hanım'la birlikte olmuyorum demiş. Doğru midir? Yok yok yok, sakın üzülmeyin. Yok. Ben Ural'la severek evlenmedim Anceli. Hayat şartları beni buna itti. Biliyorum. Sen Kemal'i seviyorsun değil. Nereden çıktı şimdi bu? Ben anlarım zannım. Bak işler yalan söylemez. Hem bak Kemal deyince şu an heyecanlandın birden. Birkaç kez de seni Kemal'e bakarken gördüm. Sen seviyor musun onu hala? Seviyorsun yani. Sen beni anlarsın. Ne olur bana dürüst ol. Kemal seni seviyor mu? Bilmiyorum. Seviyor değil. Niye şimdi bana bunları soruyorsun Anceli? İleride Kemal'i üzmemek için. Neden ama? Çünkü Kemal bana nikah kıymak istedi İsmail yüzünden. Ve benim de her şeyi doğru düzgün bilmem lazım ki ben de bir karar vereyim. Onun için geldim sana. Kemal seni seviyor mu? Kemal bana çok kızgın. Ona hiç yapılmaması gereken bir hata yaptım ben. Bizim gelinliğimiz, damatlığımız, her şeyimiz hazırdı. Hapisten çıkınca evlenecektik. Sonra ben gittim işte. Vural'la evlendim. Mecbur kaldım. Biliyorum Kemal beni hiçbir zaman affetmeyecek. Yüreği yanıyor. Hani derler ya böyle. Bağrına taş basıyor. Ama çok acı çekiyor. Ben anladım Aliye Zahmi. Gülnaz sen çok iyi bir kızsın. Üzme kendini tamam. Kimmiş onlar? Anceli kimmiş onlar dedim. Kiminle ne konuştun sen? Ben kimseyle bir şey konuşmadım. Bu benim kendi hissiyatımdır. Sen hala Gülnaz'a asık mısın? Anceli ben sana evlenme teklif ettim. Gülnaz'a değil. Bak Kemal. Sen hep benim hayalim oldun. Bırak da ben seni uzaktan seveyim ha. Ben böyle daha mutluyum emin ol. Ben hep seninim. Ama sen hiçbir zaman benim değilsin. Çünkü sana asık çok kadın vardır. Kimmiş onlar? Vatan. Senin en büyük askerin Vatan. Bak. İsmail isim benimle evlenmek istiyorsan... benimle evlenme Kemal. Ben sana bu yüzden ayak bayi olmayayım. Peki İsmail. İsmail ne olacak? Eğer bana bir iyilik yapmak istersen İsmail'i kendi çocuğun gibi kollayıp büyüt olur. Ne olursa olsun. Senin çocuğun gibi olsun o. Zaten öyle olacak merak etme. Hiç kimse onu benden alamaz. Benim yanımda büyüyecek. İsmail'in babası kim diye merak edersin ki... ben İsmail'e şöyle bir ses söyledim. Senin babanın adı da İsmail'dir dedim. Ben sana hamileyken o da savaşta öldü dedim. O yüzden adını İsmail koydum dedim. O açıkçası böyle biliyor. Doğruyu söylemek gerekirse... babasının kim olduğunu ben de bilmiyorum. Aziz! Durdur arabayı. Dur! Yani
Yalnız benim tek bildiğim bir şey var. O da İsmail'in babasının sen olmadığı. Buyur evladım. Peder, ben çok sevdiğim birine yalan söyledim. Bu yalandan bir an önce kurtulmam lazım. Anlat evladım. Kapatıyorsun mu lan Yüce Dağların ayısı? Oo Kemal. Kapatıyoruz da. Gerekirse kapatmayız. Kuyuda rakım var mı lan? Olma mı? Olma mı? Geç hadi geç. Geç. Ne o Kemal? Bu vakitte rakı aradığına göre. Ya yoksa Anceli'den bir çocuğun daha mı çıktı ha? Çocuk mevzunu unut oğlum. İsmail bizim sandığımız gibi değilmiş. Yapma be. Tamam. Olsun. Artık benim manevi oğlum. Tamam tamam. Bizim de yeğenimizdir de. Anceli ile nikah işi ne oldu? O iş de olmayacak. Hayır mı dedi Anceli? Vay be. Nihal alır başını Fransa'ya gider. Anceli hayır der. Yahu helal olsun şu Gülnaz'a be. Bak bir tek o unutmuyor seni ha. Hop dedik, hop dedik. Beyoğlu dedik, kağıthaneye indin. Nereden çıktı lan şimdi durup dururken Gülnaz? Ya kızma be Kemal. Yani bu kız... Yani şimdi eğriye eğri, doğruya doğru. Bu kız mahalleye durmadan niye geliyor sanıyorsun ha? Süt bebesi mi bu anasının dizinden ayrılmıyor? İyi de öldüreceksin ama hakkını vereceksin Kemal. Tamam ulan tamam. Dur ulan dur, acele etme dur. Bizim derdimize yanmaya vaktimiz mi var? Gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır müdür? Pek hayır değil Kemal. Kahveye uğradık. Beyler senin burada olduğunu söylediler. Teşkilat olarak yardımına ihtiyacımız var. Senden başka güvenebileceğimiz kimse yok zaten. Konu nedir? Bir Rum okulunda bir grup çocuğu kaçırmışlar. Yani hapsetmişler. Yunanistan'a kaçıracaklarmış. Bizim buralarda da birkaç gündür bir sürü çocuk eksik zaten Kemal. İyi. Niye duruyoruz? Hadi gidelim. Ancak gitmeden önce sana şunu açıklamama izin ver. Konu Nihal Hanım'la ilgili. Nihal Hanım baskına gideceğimiz okulda. İhbar da o yapmış zaten. Dur dur dur. Anlamadım. Teşkilat olarak bizi mazur gör. Sana hakikati söyleyemedik. Çünkü bizzat kendim indirdim trenden kendisini. Ancak kendisi seninle karşılaşmama konusunda bize yemin ettirdi. Vay. Amacımız ilk etapta Nihal Hanım'ın Avrupa'ya gitmesini engellemekti. Yani bu yüzden senden gizledik. Nasıl olsa aralarındaki buzlar erir. Bunları sonra tekrar bir araya getiririz diye düşündük. O gün bugün galiba. Nihal Hanım'ın senin şimdi oraya gideceğinden haberi yok. Seni görünce şaşıracaktır. Mühim değil müdür? Biz vazifemizi yapalım, çocukları kurtaralım da. Nihal Hanım bizi görmek istemiyorsa... vazifesinde muvaffakiyetler diler döner geliriz. Hadi buyurun. Komutan Bennett.
Size iyi sizek bir şeyler getireyim istersiniz. Ya da kızlarımız şarkı söylesin, saslansınlar. Zanını sıkılmasın diye diyorum. Siz emin misiniz Anceli'nin kiliseye gittiğine? Eminiz, bizzat söyledi. Evet komitan, ben de duydum. Kiliseye gideceğim dedi. Bu saatte kilise olmaz. Başka bir yere uğramış olmasın? Yok zannim. Başka hiçbir yere uğramayacağım. Hemen geri döneceğim dedi. Nerede ki o zaman? Mesela... Paşazade Kemal'le çıkmış olmasın? Olabilir işte. Yok zannim. Neyse var gece vakti Paşazade Kemal ile dışarıda? Neden zannim? Paşazade Kemal evlenme teklifi etmedi mi Anzeli'ye? Peki bas basa bunu konuşuyorlardır. Doğru mu bu? Yok zannim. Nereden sıkarıyorsun Marika? Ben de hiç duymadım. Yalan yok. Bu doğru mu? Doğrudur. Benet. Bu gece geldi bir daha gelmez diye düşündün değil mi? Ama geldim işte. Odanda seninle konuşmak istiyorum. Doğrusu tavuk sana mı kaldı? Ha aa, ağzında bakla ıslanmıyoruz anneyim. Geç, geç. Neredesin sen? Kiliseye duaya gittim. Neden? Neden? İbadetin nedeni olur. Neden bu saatte gittin? Neden bu saatte? Çünkü gündüzleri gidemiyorum. İnsanlar beni görünce rahatsız oluyor. O yüzden geze gidiyorum ben Esin. Evlenme teklifimi düşündün mü? Daha soğuk yani. Henüz bir karar vermedim. Paşazade Kemal de sana evlenme teklif etmiş. Yoksa düşünüyorum derken beni mi oyalıyorsun ha? Yok öyle bir şey. Bana bak Anceli. Sen benim olacaksın. Benim olmayacaksan da hiç kimsenin olmayacaksın. Kimseyle evlenmene izin vermem. Bana bak Benet. İkinizle de evlenmeyeceğim. Neden? Neden? Çünkü zannem istemiyor. Birincisi, kızlarım var benim. İkincisi bir evim var. Ne olacak bu ev? Demek evim var. Peki. Öyle olsun. Kasip. Daha 16 yaşındayken bana neler yaptı. Kim bilir evlensem başka neler yapacak. Kasip biz kesileri. Bizi alt kata. İrfan Bey, Hafız, siz şu tarafa bakacaksınız. Sen üst kata çık Hasan. Thank you.
Kemal'den ve her şeyden uzak bir gün daha. Bu taş okulun soğuk duvarlarında. Yapayalnız. Kim bilir? Ahmet'im, canım kardeşim de benim gibi üşüyor mudur Anadolu'da? Ya da kim bilir? Kemal'im, imkansız sevdiğim de benim gibi özlüyor mudur oralarda? Nihal. Bir şey buldun mu canım kardeşim? Yok mübarek. Yukarıda yatakhaneler var. Talebe onlar herhalde. Hepsi uyuyor. Sessiz sessiz her yere baktım, kimseler yoktu. Kemal, bir şey bulamadık. Bunları bulduk. Bebelerin olsa gerek. Çocukları kaçırmışlar zannımca. Herhalde Nihal'i de götürmüşler. O da yok. Ama günlüğünü buldum. Bu kötü oldu işte. Demek Nihal Hanım'dan şüphelendiler. Ne yapacağız şimdi peki? İz de bırakmamışlar. Müstahdem bekleyeceğiz. O müstahdem nasıl olsa buraya muhakkak gelecek. Al bakalım burayı. Venizelos'un parazitleri. Sizek sizek. Al bakalım abur. Endaksi. Endaksi burayı. Endaksi. Oki, oki. Kim bu kadın burayı? Muallime. Çocukları kaçırdığımızı anladı. Ne yapacağımızı bilemedik. Buraya getirdik. Vazeli, alın bu kadını götürün bir yerlerde gebertin. Atın bir kenarda gitsin. Bak bakayım. Ya müdür bey. Ya bak konuşmayayım diyorum ama harbiden sinirim tepemde. Ya keşke bize de haber verseydiniz. Niye öyle verdiniz bu vazifeden? Ya Kemal anlattım ya. Nihal Hanım bizzat kendisi istedi bunu. Kemal Bey beni Fransa'da zannetmeli dedi. Yoksa vazifeyi kabul etmeyip Avrupa'ya gidecekti. İyi de böylece de tedbirsizlik olmadı mı ya? He? Bileydik buraya bir adam dikerdik. Nihal'in ruhu duymazdı. Ne kimse Nihal'i kaçırabilirdi ne de çocukları. Bak şimdi hiçbirinden haberimiz yok. Haklısın Usta Kemal. Bizim hatamız oldu. Vaziyetin buralara geleceğini tahmin etmeliydik. Birazdan gebereceksin. Nasıl? Heyecanlı mısın öbür tarafa kavuşmaya? Heyecanlı değil de hevesli diyelim istersen. Beşe kadar sayacağım. Sen seni iyi kullan. Kaçarsan kurtulursun. Siz yanlış anlamışsınız. Biz vatan için ölmeyi şehitlik sayarız. O yüzden korkuyorum falan da sanıyorsan korkmuyorum. Ne senden, ne senin gibilerden, ne de ölümden. Vay 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 vay. Sen bayağı iyi bir erkek çıktın ha. Thank you.
bir tane de kutlama yapalım bre. Bu saatte olur. Sabah olacak bre. Çocukları kaçırmamızın şerefine. Bediz olursun şerefine canım. Kutlama yapacağız. Tamam bre. Birer kardeşlik. Boyanın da kaybolmasın. Ben size öyle bir kutlama yaptıracağım ki. Venizelos bile böyle bir kutlama görmedi. Sen de kim oluyorsun bre? Ustura Kemal. Kaçın lan. Nerede çocuklar? Nereye götürdünüz? Samata'da bir surun altına. Zelenciler hayvan pazarı kuranlar orada. Oraya götürdük. Kız nerede? Nihal. Onu nereye götürdünüz? Onu alıp öldürdüler. Kim öldürdü? Kim öldürdü? Bağırma mı? Kemal. Kemal'den ayrı geçen ikinci gecem. Kim bilir ne yapıyor şimdi? Kemal'i ve arkadaşlarını düşündükçe şunlar damlıyor kalemimin ucundan bu sayfalara. İstanbul ağlıyor. Yapraklardan damlıyor gözyaşları. Rüzgar sert. Rüzgar kesiyor sanki adımları. Ve boğazda azgın hayvanlar gibi çınlıyor düşman donanmasının çığlığı. Üsküdar'da bir avuç yalnız adam, insan olduğuna kahreder gibi memleketi satanlara, ana avrat küfreder gibi duyuyor bu çığlığı. Bir şafak vakti Kız Kulesi'nin ardından bakıp İstanbul'a onlar yemin ettiler. Dönmemek için, korkmamak için, kaçmamak için. Memleket ağlarken gülmemek, çocuklar gülene dek ölmemek için. Onların adı Hürriyet Aşıkları. Tamam müdür, yeter. Heder etmeyin kendinizi. Ben Nihal'in naaşını görmeden öldüğüne inanmam. Velev ki onu kaybettik. O zaman bize düşen ona yakışan bir cenaze töreni yapmaktır. Bu arada bir sürü çoluk, çocuk, sübiyan, sabi elinde. Onları kurtarmalıyız ki Nihal'e karşı başımız dik dursun. Gösterdiği yere gidelim. Sen de mesaine dön.
sabah meselatında? İhbar var. Arama yapılacak. Ne oluyor benim evimde? Açıklama yok. İhbar var, aranacak. Teğmen, nedeni nedir? Madam Anceli, takdir edersiniz ki istihbarat kaynağı söylenmez. Durum nedir? Demek öyle. Atın bunları dışarı! Yavaş! Tekneyi çek, çek, atın, çek, çek elini. Siz ikiniz burada kapıda nöbette kalacaksınız. Şeytan diyor, gebert onu. O da seni gebersin. Sonra bitsin bu iskenze. Anceli, şu paltoyu al bari sırtına. Sağ ol zalim. Ortalıkta kalın sabahlıkla. Azizi. Hadi yürü, gidiyoruz. Nereye hanımım? Bunu yapanı biliyorum. Ve yanına bırakma yazayım. Ne bakıyorsun Azizi, hadi. Evi mühürledilerse atları, arabaları da mühürlemediler ya. Hadi Azizi, hadi. Vallahi hiç gözüm tutmadı bu Tito'yu. Her an edecekmiş gibi gelir bana. Vallahi bugüne kadar ne söylediysem hepsini yapıyor çocuk. Vallahi inşallah böyle gider. Ama huylu huyundan vazgeçer mi bilinmez. Kemal ona teknede öyle bir destur çektirmiş ki o an orada altına edecekmiş. Yani öyle bir nedamet etmiş ki bütün kötülüklerinden arınmış oracıkta. Bakacağız, göreceğiz. Terazi tartıyla her şey vaktiyle ölçülür derler. Tito. Buyur usta. Topla cesetleri. Görüyorum ki alışmışsın bu çay işine. Hatta o kadar alışmışsın ki bardaklardan böyle ses bile getirirsin yani. Alışırım inşallah. Alışırsın, alışırsın. Sıkma canını kardeşim. Ne demişler? Adamın iş bileni yorganı titretmeden, tipsiyi zangırdatmadan görürmüş işini. İnşallah. Dede dede, dede dede. Aşağıda bir hacı amca var. Ya bu damla bir kedi kovalıyormuş. Kedi hacı amcadan kaçarken bacaya düşmüş. Baca da tıkanmış. Hacı amca da ne yapacağını şaşırmış. Dönüp duruyor tam tepesinde. Hay Allah, şu işe bakın. Hadi gidelim de şu kediyi bacadan çıkaralım. Adam damda dövünmesin. Bir de yaksın şu sobasını da kışın soğuktan ölmesin. Tito, biz gelene kadar kahve sana emanet ha, unutma. Tamam, hadi tamam. Hadi, sen hiç merak hadi, etme usta. Bakalım, göster bakalım neresiymiş o. Hadi abla, geç kalıyorsun. Tamam Keriman, gidiyorum, eldivenlerimi bulamıyorum. Bir de çarşıya uğrayacağım diyorsun, bari orada fazla oyalanma. Biliyorsun bugün dersim var. Ahmet bekliyordur şimdi beni. Ben de burada onu bekleyeceğim. Tamam Kerimannem, sabırlı ol. Abla, o ne ilacı? Bu sana göre bir ilaç değil. İyi de yani ne ilacı? Uyku ilacı. Ebba abladan almıştım. Bu aralar ben de pek uyuyamıyorum. Senin uykusuzluğun aşktan. Aşık olunca uyuyamaz insan. Ama bu biraz tesiri kuvvetli bir ilaç. Yani fazlasını aldığın zaman tehlikeli olabiliyor. Tamam mı? Peki. Hah, hatırladım. Buldum. Hemen gidiyorum ve Ahmet'i
Hızlıca sana getiriyorum. Acele et. Arkadaşının başına ne geldiğini gördün. Lan konuş lan. Bilmiyorum. Gitmişler abi. Gitmişler. Şimdi bitti Kemal. Ne yapacağız? Umutsuzluğa kapılmak var mı ara sen? Yok. Yok ama izi kaybetti Kemal. Kaybettiysek buluruz. Merak etme. Bizim bu Barba'dan takas ettiğimiz herif İngiliz İstihbarat Dairesi'nde Boğaz'dan gemiyle geçmek için izin istiyordu. Sizginiz İstihbarat Dairesi'nin kapısına yatıyorsunuz. Orada bekleyin. Adamı görürseniz takibi alın. Uygun bir yerde de paketleyip getirin. Eyvallah. Ben Angelin'in oradayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi Ahmet, hazırlan, hemen gidelim. Tamam, hemen geliyorum. Ay. Ay. Gündüz, hoş geldin hoş kızım. Hoş bulduk ablacığım. Buyur, geç içeri. Yok, hiç geçmeyeyim. Hemen Ahmet'i alıp gideyim. Kerim Han evde bekliyor. Ders çalışacaklar. Nihal'den haber var mı? Yok. Ama dün gece Angel geldi eve. Sonra Kemal'le beraber çıktılar. O vakitten beri Kemal'den haber yok. Kız, İsmail yüzünden o kadına nikah kıymasın Kemal. Nikah yok. Nereden biliyorsun? Angelin'in bana geldi. Kemal hakkında konuştuk. Kafası biraz karışık. Ama sonunda Kemal'in beni sevdiğine ikna oldu. Ay çok şükür. Heh, hadi Ahmet. Hazırsan çıkalım. Oğlum. Allah zihin açıklığı versin. Amin. Allah'a ısmarladık. Rahat durun buraya. Sesiniz çıkmasın. Çıkartırsanız sesiniz iyi. Hepinizi boğazayım ha. Bazili. Bu veletlerle ortalık yerde daha fazla dolaşamayız. Basimizde ise alacağız sonra. Bir an önce gemide binip gitmemiz lazım. Al şu parayı. İngiliz istihbaratına gideceksin. Gerekirse rüşvet vereceksin. Ne yap yap, liman sihis belgesini bugün al gel. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı barba. Hadi buraya. Yeah.
yaptıklarımla ortalığı berbat ettin. Teğmen geldi. Evimi mühürledi. Garip. Ben de ayakkabılarımı alamadan siktim evden. Neden böyle bir şey yaptı acaba? Hiç haberim yok. Bundan haberin yokmuş gibi davranma. Her şeyden haberin olduğunu çok iyi biliyorum. Doğru. İstanbul'da ne olursa benim haberim olur. Sen dün gece bana dedin ki benim evim var. Kızlarım var. Şimdi artık anladın ki evinin de kızlarının da sahibi sen değilsin. Hatta sen kendinin bile sahibi değilsin. Sana bir kez daha hatırlatırım ki ben istersem o ev açılır, istersem kapanır. Ben istersem o ev çalışır, istersem durur. Kararını ver. Bu İstanbul'da yaşayacaksan bana muhtaç olduğunu artık anla. Sen bana bir kere sahip oldun. O da zorla bu evde. Ama bana bir daha sahip olacağını sanıyorsun. Sokaklanıyorsun. Evimi astırmak isteyeyim bile sana gelmeyeceğimi sanıyorsan çok aldanıyorsun. Sen benimle ilgili her şeyde çok aldanıyorsun Berat. Vay b- babasının çayırına langırt diye girer gibi girdi. Yes. Günaydın Teğmen. Ben dün izin için gelmiştim. Maalesef liman çıkış izinleriniz hazır değil. Ama bugün mutlaka sıkmamız gerekiyor. Taşıdığımız yükü biliyorsun. Daha fazla bekletemeyiz. Üzgünüm, yanılmışım. Sizin liman çıkış belgeleriniz hazırmış. Hoş geldiniz. Hoş buldu. Hayırdır? Yabancısınız galiba. Sizi daha önce buralarda hiç görmedim. Fransa'dan geldi biz. Otur biraz. Bir adam arıyor biz. Kimi arıyorsunuz? Mustafa Kemal diye bir adam. Ne yapacaksınız ki Mustafa Kemal'i? Ne yapacağımızı boş ver. Onun yerini söyleyene biz bir kese altın veriyoruz. Yok ya. Keşke tanımış olsaydım sizin dediğiniz Mustafa Kemal'i. Ama tanımıyorum. Burada öyle biri oturmuyor. Ama size güzel iki demli çay verebilirim. Ya da kahve. Hem buralara kadar boşu boşuna gelmemiş olursunuz. Başka zaman. Teşekkür. Merci beaucoup. İyi günler. İyi günler. Ben bakarım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene içeri. Ne bakıyorsun? Tamam. Bu müzik sesi nereden geliyor? Sizi beklerken bir plak koymuş dinliyordum. Ha yok. Bu müziği kapatın, ders çalışacaklar. Hadi siz de acele edin. İçeri geçin, başlayın çalışmaya. Olur. Ben de size mutfakta bir şeyler hazırlayayım. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam. Nerede kaldınız ya? Meraktan öleceğiz burada. Ne dedi Tito? Sattı mı Kemal'i, sattı mı? Ya inanmayacaksınız ama burada Ustura Kemal diye birisi yok. Tanımıyorum. Olsa tanırdım dedi. Bir kese altın vaat ettik ama aynen böyle söyledi baba. Pes. Vallahi pes. Tito'yu da adam ettin ya. Helal olsun.
Muma döndü, muma. Baba dayıdan değil o. Nedenmiş? Kemal verdi ayarı. Adam korkudan din değiştirdi. Huy mu değiştirmeyecek? Ulan köfte, aklın sıra beni kızdıracaksın değil mi? Varsın Kemal adam etmiş olsun Tito'yu. Ben buna kızacağım mı zannediyorsun? Gurur duyarım, gurur. Ama daha durun bakalım. Kesin hüküm vermek için vakit çok daha erken. Tito birinci dersi verdi. Bunun ikincisi var, üçüncüsü var. Hadi şimdi siz kaybolun bakalım. Eyvallah baba. İkizler. Dediğim gibi tamam mı? Sizi ikisini çağırdım. Ah Zanim benim. Ben soğuk üşüdüm. Sen ne durumda? Biz birlikte ısınabiliriz. Ben kızlarla ısınmak istemiyorum. Isınmalıyız. Ne dersin? Hadi bakalım. Göreyim sizi. Geçelim biraz eğlenelim, ne dersin? Ne oluyor lan burada? İngilizler evi mühürledi. Evi mi mühürledi? Anceli nerede? Komutan Bennett'in evine gitti. Komutan Bennett'in evine? Ne zaman? Epey oldu. Bennett'in evinden geliyormuşsun. Evet. Ne işin vardı orada? Evi mühürledi diye haft dilemeye mi gittin? Hayır, evi kapattı diye hesap sormaya gittim. Sen nereden biliyorsun Bennett'in evini? Neyse. Barbayı arıyorum. Nerede bulurum onu? Yemin ederim bilmiyorum Kemal. Anceli sen bu barbayı nereden tanıyorsun? Çok uzun senelerden beri tanırım ben onu. Kaç zamandır gelmiyordu işte. Kemal şimdi bana dayak attı diye taktın adama. Kapatalım bu konuyu artık. Benim için unut ne olursun ya. Yok, sana yaptığın hesabını ayrıca soracağım. Ama şimdi onunla başka bir işim var. Müslüman çocukları kaçırıp Yunanistan'a götürüyormuş. Nerede kaçırmış? Aman tanrım, neden? Uzun hikaye. Öldürdüğü söyleniyor. Ama ben naaşını görmeden inanmam. Tanrı o barbarın cezasını versin. İnşallah çekmediği ızdırap kalmasın. Anceli söyle, nerede bulurum onu? İnandığım bütün değerler üzerine yemin ederim ki Kemal, bilmiyorum. Anlaşıldı. Bennett'e gideceğiz. O onu tanıyor. Nerede olduğunu da bilir belki. Siz ne yapacaksınız peki? Nerede kalacaksınız? İsterseniz kıralım kapıyı, tepeleyelim herifleri, girin içeriye. Ne fark eder ki? Sen açsan onlar gene gelip mühürleyecek. Biz basimizin saresine bakarız. Sen git kendi işlerini hallet. Yalnız Bennett ile konuşacaksın ya. Şimdi o seni bana evlenme teklif ettiğini biliyor. Kendi de beni zorluyor ya evlenmeye. Çok bozuk. Hani konuşacaksın ya, haberin olsun yani. Suratı bir bozuk olabilir. Tamam, sağ ol. Aziz, sen bizi şu Bennett'in evine kadar atıver. Thank you.
eve girdi bu. İyi ki yolda kafa göz dalıp derdest etmedik. Abla. Buradan lan çocuklar. Az bekleyelim Hafız. Sonra etrafı bir kolaçan ederiz. Olmadı. Gider Kemal'e haber veririz ya. Eyvallah. Bana geçen gün yaptığınız muhbirlik teklifini iyice düşündüm. Benim için sizin adınıza çalışmak bir şereftir. Bu şerefli olduğu kadar tehlikeli de bir görev. Başarılı olursan kısa sürede yükselirsin. Ama başarısız olursan kafanı gövdenden ayırırlar. Sorgusuz sualsiz. En sadık kulunuz olacağım. Bana itimat edebilirsiniz. Ben sana olacakları söyledim. Şimdi sen bana suikastı düzenleyen o aşağılık barbanın yerini söyleyeceksin. Ben onu gidip geberteceğim. Sonra sen onun yerine geçeceksin. Geminin kaptanı olacaksın. Onun kazandığı paraları sen kazanacaksın ve üstüne benim sana verdiğim paraları da. Zeytinli samlık koyundadır. Sözlüklerle. Benim getireceğim izin belgesini bekler. Hemen yola çıkmak için. Santral. Bana 12:20'yi bağla. Soralım bana. Evi yolun sonundaki beyaz köşk. Yalnız benim buralarda gözükmemem iyi olur. Tamam. Sen git. Bundan sonrasını biz hallederiz. Belli olmaz. Bizim işimiz uzun da sürer kısa da. Sağ olasın. Eyvallah. Allah yardımcınız olsun. Amin. Michael. Ben komutan Bennett. Şimdi derhal bir kamyon asker hazırla, sonra da benim arabayı hazırla, gel beni evden al. Acil. Al, bu şimdiki hizmetinin karşılığı. Derhal git o barbayı oyala. Ben de hemen arkamdan geliyorum zaten. Emredersin komutan. Abdo. Bak bak. Kemal. Ulan yüce dağların ayısı. Hafız. Lan ne işiniz var oğlum burada? Yahu bizili midir, vizili midir bir herif var. Onu takip ediyoruz biz. He ya, adam İngilizlerin ininden çıktı Kemal. Buraya kadar geldi. Bu eve girdi ya. Vay arkadaş, nasıl bir tezgaha düştük ya? Niye? Ne oldu ki? E oğlum burası Bennett'in evi ya lan. Dikkat, dikkat. Sıkama. Adamlar kesi gibi inatçı çıktı. İzin alana kadar akla karayı sestim. Bennett'le ilgili bir mesele oldu. Yok, bahsi bile geçmedi. Suikast yaptığımızı istihbarata bildirmemiş henüz. Hey. Kimse bizden şüphelenmiyor. Ne demek biraz daha bekleyeceğiz?
elinde bu kağıt olan herkes her gemi boğazdan sikis yapabilir. Öyle dediler. Limana bilgi verecekler miyiz? Olmaz öyle şey. Bana bak Basili. Sakın benimle bir oyun oynamaya kalkmıyorsun değil mi? Sanki birilerini bekliyorsun da onlar gelinceye kadar bizi oyalıyorsun gibi bir halin var. Yalan söylüyorum. Yok öyle bir şey Barba. Olmaz öyle bir şey. Kattin vaciptir, az gelir sana kötek. Aklını başından almaya geldim. Bu sefer kaçamazsın ulan. Başını gövdenden almaya geldim. Koyun buraya beni. Geçti, geçti. Korkmayın. Kalkın baba. Hadi kalkın. Kalk. Kalk. Geçti. Hadi korkmayın. Aferin size. Geçti. Hadi baba. Hiç korkmadık Kemal abi biz. Büyücek Nihal ablaya çok üzüldük. Gördünüz mü oğlum peki Nihal ablanız nerede? Dün gece okuldan çıkartıp bir yere götürdüler. En son orada gördük. Evet adamlar Nihal ablayı götürdüler. Sonra ne yaptılar peki biliyor musunuz? Adamlar geri geldi. O barba sordu, adamları öldürdük dediler. Alın çocukları. Cici silahları da alın. Oo aslanlarım hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk babadayı. Buldunuz değil mi kızanları ha? Bulduk çok şükür Macir, bulduk. Bütün çocukları kurtardınız değil mi? Kurtardık. Cingöz'ü de evine bıraktık hatta. Oh. Allah razı olsun sizden. Sağ olasın. Kemal nerede? Kemal'in biraz işi var. Daha sonra gelecek. Bana bakın. Ne bu suratlarınızın hali böyle? Yoksa Kemal'e bir şey oldu da bana mı demiyorsunuz? Yok ya, Lebbe nereden çıkardın? Kemal'e bir şey olduğu yok. Kız Allah korusun. Öyleyse bu suratlarınızın hali ne böyle? Bir şey olmadı Lebbe abla, bir şey olmadı. Yok yok, var bir şey. Bu suratınızın hali ne böyle? Ben sizin ciğerinizi bilirim. Nihal ablayı öldürdüler. Ulan ne? Ne diyorsun lan sen? Nihal ablayı öldürdüler diyorum. Bizi kurtarmaya çalıştı ama yakaladılar onu. Kız Lebbe ne diyor bu? Ne oldu burada? Kim yaptı bunları? Barba yok efendim. Bu oyunu hissedip katliamı yapmış olabilir. Yaşıyor bu. Ne yapıp edip yaşatman gerek. Bu adam bana lazım. Bu adamı çabuk arabaya taşıyın.
Anne, gelsene. Yok yok kızım, girmeyeyim. Ahmet içeride şimdi, duymasın. Sen kapıyı kapa, gel. Ne oldu? Neler oldu neler bir bilsen. Nihal'i öldürmüşler kızım. Ne diyorsun anne? Bu Fransa'ya gittiydi ya. Meğer gitmemiş. Bir olaylara mı karışmış ne? Kemal'in adamları geldi mahalleye. Mahallenin çocuklarını kurtarmışlar. Çocuklardan biri söyledi. Ah ya, ah Allah rahmet eylesin. Kemal ne yaptı peki? Bilmiyorum ama lebe düşüp bayıldığına göre... kim bilir Kemal ne durumdadır. Perişan olmuştur çocuk. Dur, ben üstüme bir şey alıp geleyim, mahalleye gidelim. Tamam kızım. Abla ne oldu? Benim dışarıda bir iki saat bir işim var. Siz çalışmaya devam edin, tamam mı? Tamam. Nerede kalmıştık? En son bunu yazacaktım bak. İngiliz komutanı da burada. Ne işi var burada? Mutlaka bir çıkarı vardır. Yoksa ne işi olacak Edip Bey'in cenazesini? Kemal, bizi birlikte görmesin. Tamam müdür. Bunu yapmayı pek beceremiyorum. Bir dene bakalım hadi. Hayır bak. Evet. Keriman, okumayı öğrenmeni çok istiyorum. Okumayı öğrendikten sonra sana sayfalar dolusu mektup yazacağım. Nereye gideceksin ki? Yok, bir yere gideceğimden değil. Bir yere gitsem de... yanında da olsam sana olan hislerimi hep mektup yazarak anlatacağım. Gerçekten mi? Evet. Söz var. Söz. Başım sağ olsun. Sağ, sağ olsun. Hayırlı günler Kemal Bey. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Kemal Bey. Başınız sağ olsun. Sağ ol komutan. Vaktiniz var mı? Sizinle konuşmak istiyorum. Komutan, doğrusunu istersen pek havamda değilim. Daha sonra konuşsak. Edip Bey yakınınız mıydı? Uzaktan bir aile dostumuz sayılır. Yazık oldu. Ben de tanırdım kendisini, zaman zaman beraber çalışmıştık. Osmanlı önemli bir memurunu kaybetti. Yerine kim gelecekmiş biliyor musunuz? Bir malumatım yok. Kemal Bey, sizinle çok mühim bir mevzu hakkında konuşmam gerek. Şahsi mühim bir mevzu. Size Anceli Hanım'ın benim hayatımda ne kadar önemli olduğunu... hatta... ona aşık olduğumu itiraf etmiştim. Siz buna rağmen gidip ona evlenme teklif ettiniz. Üstelik nişanlınız da varken. Nişanlım... nişanlım beni terk edip Fransa'ya gitti komutan. Öyle mi? Çok şaşırdım. Ben de... geçen akşam çok öfkarlandım. İçtim, kafayı da buldum. Gittim, Anceli'ye evlenme teklif ettim. Bak, bizde bir laf vardır. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. İyi olan kazansın. Öyle değil mi? Benimle yarışmak mı istiyorsunuz? Ben herkesle her konuda yarışırım. Yeter ki kafam bozulmasın. Siz asıl onu bırakın da şunu dinleyin. Sizin otomat silahların izini buldum komutan.
Sahi mi? Neredeymiş? Ruslardan geri alabiliriz. Eğer silahları geri alırsak makamınızı da geri alırsınız. Düşünün bakalım. Makamınız mı mühim, Anceli mi? Paşazade Kemal'in evlenme teklifini bile kabul etmeyen Anceli, rütbeleri alınmış Bennett'in evlenme teklifini kabul eder mi sizce? Peki silahları nasıl geri alırız? Ruslar bizden silahların iadesine karşılık yazılı bir emir istedi. Onlara silahlarda üretim hatası olduğunu, her türlü zararları, ziyanlarını karşılayabilecek bir yazılı emir götürmemiz durumunda silahları iade edebileceklerini söylediler. Bu evrakı hazırlatın, Ruslardan silahları alalım. Evrak kolay. En kısa zamanda iletirim size. Tamam, bir gün oturup beraber hazırlayalım. Ben her türlü şekli, şemali biliyorum. Şimdi benim gitmem lazım. Allah sizden de razı olsun. Senden de ablacığım, daha iyisin değil mi? Sağ ol, sağ ol. Nebi abla. Ha? Doğru mu duyduklarım Nebi abla? Doğru Gülnaz. Nihal ölmüş. Abdolar daha iyi biliyor. Doğru mu Abdo? Nihal şehit oldu. Anlamadım, bu Fransa'ya gitmemiş miydi? Gitmemiş kızım, gitmemiş. Kemal'e kızıp evi terk etmiş. Fransa'ya gitmemiş, kalmış burada. Hay Allah ya. Kız ağlama, için şişecek. Nasıl ağlamayayım? Zavallı Ahmet ablasının yolunu gözlerken ölüsü geldi. Aha, Lebbe. Ahmet nerede? Ahmet bizde. Kerim Han'la ders çalışıyor. Aman. İyi, iyi. Ablasının vefatını Ahmet'e Kemal söylesin. Ne olur siz ağzınızdan bir şey kaçırmayın. Merak etme abla. Mahalledeki herkese sıkı sıkı tembih ettik. Kimse bir şey söylemeyecek Ahmet'e. Sağ ol. Hadi biz erkekler de meydana gidelim. Siz de hanımlar artık duasını yaparsınız. Tekrar başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Cenab-ı Allah cemi cümlemizde sabır ihsan eylesin inşallah. Amin. Hadi. Günah. Ah, Ahmet'e nasıl söyleriz ha? Çok yoruldum ben. Tamam o zaman, bugünlük bırakalım. Senin yorulmanı istemem. Ben o vakit gideyim artık. Aa, olmaz. Daha ablam gelmedi. Hem arabacı da yok. Nasıl gideceksin? Ben kendim gidebilirim. İşgalciler her yerde seni arıyor. Ablam gelmedi. Arabacı gelince seni bırakır. Kerim Han, ben kendim de gidebilirim. Sorun değil. İstersen yukarıda beraber plak dinleyebiliriz. Gramofon yukarıda mı? Evet, odamda. İstersen başka bir gün dinleriz plağı. Şimdilik gitsem iyi olur. Ama şimdi ders verme sırası bende. Sana dans etmeyi öğreteceğim. Hadi. Hadi gel. Şimdi.
Başın sağ olsun Kemal. Başın sağ olsun Kemal. Allah'ımızın huzuruna kavuştu. Kemal. Hanımları topladık sizde, duaya başladılar. Eyvallah Hafız, Allah razı olsun. Sağ ol. Ablasın nasıl? İyi, iyi. Ben de gideyim öyleyse. Kemal. Ahmet, Nihal'in öldüğünü bilmiyor. Seni söylemen daha doğru olur diye düşündük. İyi düşünmüşsünüz. Biz mahallenin girişinde Ahmet'i karşılarız. Sonra salacağı sahile götürürüz. Sen de oraya gelirsin. Başına gelenleri duydum. Başın sağ olsun. Sağ ol. Başın sağ olsun. İyi misin? Değilim Gülnaz'ım. Değilim. Ben de çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey demen icap etmiyor. Yok yok. İcap ediyor. Ben Nihal'e zaman zaman kötü davrandım. Kıskandım onu. Senin nişanlı olmasını ben hiç kabul edemedim Kemal. Bütün bu olanlar için o kadar üzgünüm ki. Tamam Gülnaz, artık bunlar için üzme kendini. Ne yapalım? Kader işte. Kaderin önüne geçemiyoruz. Geçemiyoruz. Ahmet evde. Ben ona söylerim, hemen gelir. Yolda. Ben de lisan-ı münasiple olan biteni anlatayım. Ahmet, ablasının öldüğünü duyunca perişan olacak. Maalesef. Hadi git artık. Her şeyin ilacı derler ama benim yarama fayda etmiyor. Gün geçtikçe hasretim içimde çığ gibi büyümekte. Kemal'i düşünmeden bir anım bile geçmiyor. Bu hasrete ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Peki biz senin hasretine nasıl dayanacağız be Nihal?
hoş geldiniz Bal Bey. Ne oluyor yukarıda? Kerime Hanım, Muallim Bey'le odasındalar. Böyle mi ders çalışıyorsunuz siz? Hayır efendim, biz... Konuşma! Konuşma, kes sesini! Ne yapıyorsunuz siz? Bir şey yapmıyorduk. Ben sadece dans etmeyi öğretiyordum Ahmet'e. Vural Bey, yanlış anladınız. Özür dilerim. Özür dilenecek bir şey yok bunda. Ya öyle mi? Defol! Defol! Yürü elimden! Bir daha ders mersi yok. Sen de hesabını vereceksin küçük hanım. Seninle de hesaplaşacağız. Ama... Aması maması yok! Bundan sonra ders falan da yok. Bu ev benim evim. Burada olan bitene ben karar veririm. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha? Ne oluyor? Kerim Hanım'ın odasında plak dinleyip dans ediyorduk. O sırada Vural Bey geldi. Ama Gülnaz abla, sizi temin ederim ki kötü bir şey yapmıyorduk. Sadece siz gelene kadar Kerimhan bana dans etmeyi öğretiyordu, o kadar. Tamam Ahmetciğim, tamam. Hadi sen git artık, dışarıda araba seni bekliyor. Ahmet Bey'i uğurlayın. Peki efendim. Bir daha değil bu evde. Evin civarında bile görmeyeceğim o Ahmet denilen herifi. Abla! Burak, niye bu kadar bağırıyorsun? Bütün mahallede sesin çınlıyor. Neredesin sen be? Neredesin sen? Ben sana ne dedim? Bu ikisinin baştan ayrılmayacaksın demedin mi? Tamam Kerim Hanım. Sen aşağı in. Ya nasıl bu ikisini yalnız bırakırsın ha? Böyle bir ahlaksızlığa nasıl izin verirsin? Mahalleye gitmiştim Vural. Bir komşumuz vefat etmiş. Onun için. Mahalleymiş. 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 Ben zaten yakında seni Temelli göndereceğim o mahallene. Temelli göndereceğim. Ben sana ne dedim Gülnaz? Ne dedim ben sana? Tamam Vural, sakin ol. Kerimhan hastalanacak. Ben böyle bir kepazelik görmedim. Ya ben gelmeseydim ne olacaktı? Bana bak, bana bak. Bir daha o Ahmet denilen herif bu eve gelmeyecek, anladın mı beni? Afiyet olsun efendim. Kerimhan. Ne olur enişteni üzme. Ama abla görmüyor musun? Enişte Mahmet'le olan aşkıma mani oluyor. Ben onu görmezsem ne yaparım? Nasıl dayanır kalbim benim buna? Biliyorum. Ama en azından şimdilik olaylar bu kadar yeniyken yapmasan. Abla. Yalvarırım eniştemle konuş ve eniştemi ikna et. Ahmet de çok üzüldü ya. Çok kötü oldu çocuk, zavallı. Onu daha fazla üzülmesini istemiyorum ben. Neden daha fazla üzülmesini istemiyorsun? Ne oldu ki? Yok, bir şey olmadı, bir şey olmadı. Yani öylesine söyledim. Kapının önünde bembeyaz oldu çocuk. Şekerli senin. Bu da sade. İçmeyeceğim ben. Enişten benimle konuşmayacak galiba. Neyse önemli değil. Sen merak etme, siniri geçer onu. Thank you.
benim Makol. Bir şey mi oldu Makol? Sizi şu anda hastaneden arıyorum komutan. Buraya Bazilli'yi kontrole gelmiştim fakat çok mühim bir hadiseyle karşılaştım. Buraya mutlaka gelmeniz gerekiyor. Merak etme, top patlasa yine de duymaz. Bak, uyku ilacı verdim. Sabaha kadar mışıl mışıl uyuyacak. Ne yaptın sen böyle bir şey? Seninle rahat vakit geçirebilmek için başka çarem kalmadı ki. Keriman, sen beni delirtmek mi istiyorsun? Ne işi var o herifin senin odanda? Kıskandın mı beni? Bana bak. O Ahmet denilen adamla senin aranda bir şey olamaz. Bunu sok artık o kafana. Anlamadın değil mi? Neyi? Ahmet'i. Ahmet'le olan ilişkim yalnızca seninle olan münasebetimi gizlemek için olabilir. Yani? Yani bizi kimse anlamasın diye. En başta da ablam. Dolayısıyla Ahmet'in bana gelip ders vermesine karışmayacaksın. Böylece ablam da beni Ahmet'e aşık zannedecek. Ahmet'in gelmesine izin vereceksin değil mi? Tamam peki. Nasıl istersen. Artık sen de benim için bir şeyler yapmalısın. Yaparım. Sen ne istersen yaparım. Madem beni seviyorsun, ablama yaptıklarından daha fazlasını istiyorum. Mesela ona aldığın gibi güzel elbiseler. Hatta mücevherler falan. Mücevher mi istiyorsun sen? Hayır. Ben sadece beni ne kadar sevdiğini göstermeni istiyorum. Al o zaman. Sana sevgim. Biliyorsun bugün çok zor bir gün geçirdim. Çok uykum var. İyi geceler. Ne o delikanlı? Hala sevdiğini mi düşünüyorsun? Ha? Yok be abi. Rahmetli babam aklıma geldi. Şimdi o da bu vatan için canını verdiğine göre o da bir şehit. Yani benim alemde de bir şehit var demektir. Abiler ben de bu vatan için gerekirse babam gibi canımı vermeye hazırım. Aslanım be. Senin gibi delikanlılar olduğu müddetçe bu vatana düşman, müşman girmez kardeşim. Eyvallah abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ay Kemal abi nerede kaldın ya? Ahmet. Gel oğlum mühim bir mevzu konuşmamız lazım. Ahmet. Sana ablanın çok mühim bir vazife için uzaklara gittiğini söylemiştim oğlum. Evet abi. Ablan. Osmanlı çocuklarını Yunanistan'a kaçıran bir çetenin peşindeydi. Görevini ifa etti. Yiğit bir şekilde o çocukları kurtardı. Ama bu görevi yerine getirirken dün gece bu uğurda şehit oldu. Thank you.
Sevgililerimiz dün sabah bir tepenin eteğinde bulmuşlar. Sırtından vurulmuş. Önce ölü zannetmişler. Fakat sonra yaşadığı anlaşılmış. Ölmemek için direniyor. Sizi bu yüzden çağırdım. Paşazade Kemal Bey'e haber verelim mi? Gerek yok. Gerekirse ben haber veririm. Kemal. Sayıklı. Ben Nihal Hanım'ın vurulduktan sonra uçurumun kenarına itilmesinden şüpheleniyorum Akko. Çünkü Paşazade Kemal daha 3-4 gün önce ayrıldıklarını ve Nihal Hanım'ın Fransa'ya gittiğini söylemişti. Biri yalan söylüyor. Ya Nihal Hanım Fransa'ya gitmediği halde Paşazade Kemal Fransa'ya gittiğini söyledi. Ya da Nihal Hanım Fransa'ya gitmediği halde Paşazade Kemal'e Fransa'ya gittiği yalanını uydurdu. Belki de kavga ettiler. Paşazade Kemal bir anlık siniriyle Nihal Hanım'ı vurdu. Sonra da kurtulmak istedi. Bilmiyorum. Bunu öğrenmek için Nihal Hanım'ın uyanmasını beklememiz gerek. Kemal. Öldürecekler. Kemal. Ustura Kemal. Ustura Kemal.